Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle bugüne kadar işlemiş olduğumuz konularla ilgili soru çözümü yapacağız. Bakalım ilk sorumuzda yukarıda özellikleri verilen doğal sistem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir sahada yaşayan bitki ve hayvan türlerinin sayısı, genlerin, ekosistemlerin, ekolojik olayların oluşturduğu bütünü soruyor bize. Burada ne demiştik sizlerle biyoçeşitlilik konusunu anlatırken, biyoçeşitlilik neydi? Bir bölgede yaşayan bitki ve hayvan türlerini, mikroorganizmaların sayısını ve bunların ekosistemde oluşturduğu olayları, ilişkileri inceliyordu. Dolayısıyla şıkkımız biyoçeşitlilik. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden doğal kaynaklı faktörlerden değildir? Doğal kaynaklı faktörleri bakacağız. Deniz seviyesindeki değişmeler doğal kaynaklı bir faktördür. Doğal afetler zaten doğal kaynaklı bir faktördür. İklim değişikliklerini insan da etki eder ama doğal kaynaklı bir faktördür. Doğal ortamdaki türler arası rekabet zaten doğal ortamda da dediği için bu doğal kaynaklı bir faktördür. Ama tarımsal faaliyetler beşeri bir faktördür gençler ve biyoçeşitliliği tehdit eden unsurlar arasında yer alır. Çünkü tarım alanları açmak için doğal ortama zarar veriyorduk, ormanları yakıyorduk. O yüzden bu biyoçeşitliliği tehdit eden bir unsur olarak karşımıza çıkabiliyor. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir diyor. Benzer bitki ve hayvan toplulukların bir arada yaşadığı yerlere biz biyom adını veriyorduk. Çam, ledin, mazı ve sedirler bir arada yaşar. Sıcaklık değerleri düşük bakın. Bitki türü ise az. Burada hangisi olur? Sıcaklık değerleri düşük, bitki türü azdır ve ledin gibi, çam gibi unsurlar yer alıyorsa bu iğne yapraklı ormana girer gençler. Yukarıda verilenlerden hangileri biyoçeşitliliğin azalmasında etkili olan beşeri faktörlerdendir diyor. Beşeri yani insanların yaptığı faktörlerdendir. Hızlı nüfus artışı, bakın nüfus artışı zaten direkt beşeri bir faktördür. Deniz seviyesindeki değişmeler, bu doğal faktördür. Yabani hayvanların ticareti, bakın ticaret diyorsa bu beşeri bir faktördür. Doğal afetler doğaldır zaten, yani nüfus artışı ve ticaret. 1 ve 3 şıkkımız, 5 şıkkı. Devam ediyoruz. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri adaptasyon olayına örnek olarak gösterilebilir diyor. Adaptasyon neydi? Uyum süreciydi. Hayvanların o doğaya ayak uydurması adaptasyon sürecini gösteriyordu. Bakalım develerin hörgüçlerine bolca yağ depolamaları. Develer hörgüçlerine bolca yağ depolamalarının sebebi oradaki susuzluğa bünyelerinin dayanabilmeleri içindir gençler. Bu yani o çöl bölgesinde yaşamasına, susuz bir alanda yaşamasına adapte olduğunu gösterir yağ depolaması. Kaktüslerin gövdelerinde bol miktarda su tutabilmeleri. Çöl bitkileri nasıldı? Kaktüslerdi. Kaktüsler ne yapıyordu? Gövdelerinde yani en derinliklerinde suyu hapsediyordu. Üst taraflarda tutmuyordu bu suyu çünkü kururdu. Çünkü sıcaklık çok fazlaydı. O yüzden su tutabilmeleri bol miktarda kaktüslerin iklimine ayak uydurduğunu gösterir, uyum sağladığını gösterir. Makilerin yapraklarının kalın ve tüylü olması. Makiler Akdeniz ikliminde yer alıyordu. Oradaki bitkilerin işte kalın ve tüylü olması da iklimle alakalıdır. Oranın iklimine uyum sağladığı, adapte olduğu ile alakalıdır. Çünkü Akdeniz iklimi işte yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlıydı. Bu yüzden hepsi adaptasyon olayına örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla şıkkımız E şıkkı. Biyoçeşitlilikle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Biyoçeşitlilik yalnızca tür çeşitliliği demektir. Sadece tür çeşitliliği demek değildir. Birçok faktörü ele alabiliyordu biyoçeşitliliği. O yüzden bu yanlış. Biyoçeşitlilikte önemli olan tek bir sahadır. Tek bir saha önemli değildir. Biyoçeşitlilikte geniş alanları kapsar. Birçok saha etkili olabilir.
Biyoçeşitlilik coğrafi şartlardan etkilenmez. Hayır, coğrafi şartlardan etkilenir. Yeryüzü şekilleri, iklim birçok faktör biyoçeşitliliğin dağılmasında önemli bir unsurdur. Biyoçeşitlilik tek tür ve bunların özelliğini kapsar. Biyoçeşitlilik tek tür unsurunu kapsamıyor. Birçok türdeki unsurları kapsayabilir. Biyoçeşitlilikte türler arası bir uyum söz konusudur. Evet, biyoçeşitlilikte türler arası bir uyum söz konusudur gençler. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinin canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen coğrafi faktörlerden paleo coğrafya içerisinde yer aldığı söylenebilir? Biz ne demiştik? Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen önemli faktörler vardı. İşte fiziki coğrafya, biyolojik coğrafya ve paleo coğrafya olarak ayırmıştık. Paleo coğrafyayı da kıtaların kayması ve iklim değişiklikleri adı altında, başlıkları altında ele almıştık. Dolayısıyla bakın, kıtaların kayması ve iklim değişikliği paleo coğrafyanın konusudur. İnsan biyolojik coğrafyanın konusudur. Yer şekilleri, toprak, iklim ve iklimse fiziki coğrafyanın yer aldığı başlıkları altında ele alabiliriz. Dolayısıyla kıtaların kayması cevabımızdır. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin oluşmasında etkili olan faktörler arasında yer almaz diyor. Biyoçeşitliliğin oluşumunda etkili olan iklim ne dedik? Biyoçeşitliliğin oluşmasında önemli bir yer alır. Işık yer alır, genetik çeşitlilik yer alır ama yeraltı zenginlikleri gençler yer almaz. Çünkü biyoçeşitlilikte iklim faktörü, yani oraya uyum sağlayabilecek bitki ve hayvan türleri iklimde çok önemli bir faktördür. Işık aynı şekilde, genetik çeşitlilik ve su kaynakları biyoçeşitliliğin oluşmasında sahasında önemli bir yer alır ama yeraltı zenginliklerinin böyle bir durumla söz konusu olamaz. Yukarıdakilerden hangileri yer şekillerinin canlıların dağılışı üzerindeki etkisine örnek verilebilir diyor. Ova tavşanı ile dal tavşanı arasında tırmanma ve koşma hızı arasında büyük fark olması. Bu yer şekilleriyle alakalıdır. Çünkü ova düzlük bir alanı, düzlük bir alandır, dağsa engebeli bir alandır. Dolayısıyla koşmasında farklılık varsa bunda yer şekillerinin canlıların dağılışında önemli bir faktör olduğunu görebiliriz. Toros Dağları'nın kuzey ve güney yamaçlarında farklı bitki ve hayvan türlerinin yaşaması. Bu da iklimle alakalıdır. Güney yamaçlarımız daha sıcak olduğu için, kuzey yamaçlar daha soğuk olduğu için burada yaşayan canlı türleri farklılık gösterebiliyor. Bu da yer şekillerinin dağılışı üzerine önemli bir etki sayılabilir. Bitkilerin ortaya çıkması ve gelişmesi için uygun sıcaklık koşullarına ihtiyaç duyması. Bunu örnek olarak veremeyiz gençler. Çünkü bitkilerin ortaya çıkmasını, gelişebilmesi için evet sıcaklık koşulları önemlidir. Ama bunun yer şekilleriyle alakası yok. İklimle alakası vardır. O yüzden 1 ve 2 şıklarımız bizim cevabımızı oluşturur. Ekvatoral yağmur ormanları bitki ve hayvan türlerinin yarısını bünyesinde barındırmaktadır. Buna göre bölgenin coğrafi özellikleri dikkate alındığında biyoçeşitliliğin fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin diğerlerine göre daha etkili olduğu söylenebilir. Ekvatoral yağmur ormanlarının bitkisi iklimi nasıldı gençler? İklimi sıcaktı, nem çok fazlaydı, yıl boyu yağışlar vardı. Dolayısıyla suyun bol, sıcaklığın yüksek olmasının biyoçeşitlilikte önemli bir etkisi vardır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Enerji, su ve besinin bir canlıdan diğerine aktarılmasına besin zinciri denir. Buna göre besin zinciri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım, bitkilerde depolanan enerji besin zinciri yoluyla tüm canlılara dağılır. Evet, bitkilerde depolanan bir enerji var. Besin zinciri yoluyla da tüm canlılara dağılış gösterebiliyor. Fotosentez yoluyla
inorganik maddeler organik maddelere dönüşür. Evet, bitkiler fotosentez yoluyla inorganik maddeleri ne yapıyordu? Bizler için, insanlar için kullanılabilir forma sokuyordu. Yani organik maddelere dönüştürüyordu. Bu da doğru. Besin zincirinde enerji dağıtımı otçullardan başlayıp ayrıştırıcılarda son bulur. Besin zincirinde enerji dağıtımı piramidini hatırlarsak gençler, piramidin en alt kısmında ne yer alıyordu? Üreticiler yer alıyordu ve enerjiyi üreticiler depoluyordu. Üreticilerden birincil tüketicilere ulaşıyordu. Dolayısıyla otçullara geçiyordu. Yani enerji zinciri otçullardan başlamıyor, üreticilerden başlıyor. Ve ne yapıyordu? Tüketiciler, birincil tüketiciler, ikincil tüketiciler ve üçüncül tüketiciler olmak üzere kendi içerisinde ayrılıyordu. Dolayısıyla yanlış cevabımız C şıkkı. Diğer şıklarımıza da bakalım. Güneş fotosentez için önemli bir kaynaktır. Evet, en büyük enerji kaynağımızın güneş olduğunu söylemiştik ve bitkiler güneşten ne yapıyordu? Enerjisini depoluyordu. İnorganik maddelerin kullanılabilmesi için besin maddelerine dönüştürülmesi gerekir. Evet, biz doğadaki inorganik maddeleri direkt tüketemiyorduk. Bitkiler yoluyla bunlar organik maddelere dönüşüyordu ve biz ancak o şekilde tüketebiliyorduk. Aşağıda verilen enerji akışı ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Enerji kaynağı güneştir. Bunu söyledik. Enerji akışı çok yönlüdür diyor. Enerji akışı çok yönlü değil, tek yönlüdür gençler. Çünkü piramidi hatırlarsak ne dedik? Üreticiler, üreticilerden birincil tüketiciler, ikincil tüketiciler ve üçüncül tüketiciler olmak üzere tek yönlü gerçekleşiyordu bu enerji akışı. Çok yönlü olarak gerçekleşmiyordu. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Azot yaşamın devamı için bir denge unsurudur. Buna göre aşağıda azot döngüsüyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Atmosferdeki elektriksel deşarjlar sırasında azot ile oksijen birleşerek nitrit ve nitrata dönüşür. Evet, ne demiştik? Doğada işte volkan patlamaları, şimşek çakmaları, yıldırım düşmeleri gibi olaylar ne yapıyordu? Bir enerji açığa çıkarıyordu. Ve bu enerjiler nitrit ve nitrata dönüştürülüyordu. Bu şık doğrudur. Azot, protein ve DNA'nın bileşenlerindendir. Evet, bunları konularımızı işlerken de bahsetmiştik. Bağlayıcı bakteriler sayesinde azot solunumla canlıların yapısına geçer. Bu şıkkımız değildir gençler. Çünkü bağlayıcı, evet doğada bağlayıcı bakteriler var ama azotla işte azot solunumla canlıların yapısına geçmiyor. Ne yapıyor bağlayıcı bakteriler? Köklerinde bu azotu tekrar doğaya katmak açısından bitkilerin bünyesine geçiriyordu. Bitkiler bünyesinde ne yapıyordu? Bunu insanlar için kullanılabilir bir forma sokuyordu azotu. Besin üretiyordu ve bu besinlerden biz yiyerek ne yapıyorduk? Azotu bünyemize öyle katabiliyorduk. Direkt canlıların yapısına, solunumuna geçmiyor yani. Yediğimiz bitkilerle, işte yediğimiz sebzelerle bünyemize geçtiğini konumuzda da söylemiştik. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Yukarıda verilenlerden hangileri sonucunda doğada bulunan karbon açığa çıkar diyor. Canlıların solunumuyla bakalım, karbonatlı kayaçların ayrışmasıyla doğada ne dedik? Karbon açığa çıkabiliyordu. Kara ve deniz bitkilerinin fotosentez yapmasıyla, işte deniz ve hayvanların kabuk oluşumuyla ne yapıyordu? Açığa çıkmıyor, tüketiliyordu. Ama solunum ve karbonatlı kayaçların ayrışmasıyla açığa çıkabiliyordu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Yeryüzünde bitkiler ile beslenen canlılar birincil tüketiciler olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi birincil tüketiciler arasında yer almaz diyor. Şıklarımıza bakalım. İnek, zürafa, fil, kartal ve geyik. İnek, zürafa, fil ve geyik gençler birincil tüketiciler arasında yer alabilir. Ama kartallar hepçil grubunda yer alır. Üçüncül tüketicileri olarak yer alır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı.
Aşağıda verilen besin zinciri ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Yeşil bitkiler güneşten aldıkları enerjiyi depolarlar. Birincil tüketicilerde enerji otçullardan bitkilere geçer. İkincil tüketicilerde enerji otçullardan etçillere geçer. İkincil tüketiciler et ile beslenir. Enerjinin büyük bir kısmı ayrıştırıcılar tarafından kullanılır. Cevabımız burada gençler B şıkkı. Çünkü birincil tüketicilerde enerji otçullardan bitkilere geçer diyor. Burada birincil tüketicilerden enerji ikincil tüketicilere geçiyor. Otçullardan işte etçillere geçiyor. Bitkilere geçmiyor dolayısıyla. Bitkilerden otçullara geçiyor. Üreticilerden birincil tüketicilere enerji akışı gerçekleşiyor. Besin zincirimizde de bu şekildeydi. Dolayısıyla B şıkkımız yanlıştır. Atmosferin %78'ini azot oluşturmaktadır. Ancak canlılar ihtiyacı olan azotu atmosferden temin edemez. Buna göre canlıların doğrudan kullandığı azot unsurlarından hangileri tarafından oluşturulur diyor. Bitkiler, bakteriler, hayvanlar ve denizler. Bitkiler tarafından en büyük cevabımız bitkiler ve bakteriler gençler. Çünkü azot ne demiştim konuyu da anlatırken. Doğada işte evet azot bulunuyor ama biz bunu direkt bünyemize geçiremiyoruz. Bir markete bakkala gittiğinizde bize bir kilo azot verin diyemiyoruz. Bunu ne yapıyor bitkiler doğada? İşte yıldırım düşmesi, işte şimşek çakması, volkan patlamalarıyla açığa çıkan o enerji bitkilerin bünyesine, yağışlarla bitkilerin bünyesine geçiyor. Bitkiler de bunları ne yapıyor? Nitrit ve nitrat olarak işte ne yapıyor bunları? İnorganik besinleri organik besinlere çeviriyor. Biz de bu yediğimiz besinlerden bünyemize azotu geçirebiliyoruz. Ve bitkilerin önemli rolü burada. Peki biz öldükten sonra bu bünyemizdeki azotsa ne yapıyor? Toprağa karışınca biz ayrıştırıcılar, bakteriler tarafından ne yapıyor? Bünyemizdeki azot bakterilere geçiyor ve tekrar doğaya bir döngü söz konusuydu. Dolayısıyla bitkiler ve bakteriler bizim doğru cevabımız. Su döngüsü hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Isınan su atmosfere su buharı olarak katılır. Yükselen hava akımları su buharını atmosfer içinde yukarı taşır ve burada su damlalarına buz kristallerine dönüştürür. Bulutlar bir araya gelerek büyürler ve soğumanın etkisiyle su damlalarını yere bırakırlar. Oluşan bulutlar eksen hareketinin ters yönünde hareket ederler. Bize yanlış cevabı soruyor gençler. Burada sadece yanlış cevabımız dördüncü şıkkımız. Çünkü oluşan bulutlar işte eksen hareketinin ters yönünde hareket eder. Su döngüsüyle su hakkında doğru bir bilgi değildir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır diyor. Besin üretimi için gerekli azot, oksijen, su gibi organik maddeler doğada bulunmaktadır. Bu maddelerin canlılar tarafından kullanılabilmesi için organik besinlere dönüştürülmesi gerekir. Bu doğru çünkü ne demiştik? İnorganik maddelerin organik maddelere dönüştürülmesi gerekir. Bu organik besinler karbonhidrat, protein ve yağlardır. Evet. İnek, geyik, zürafa gibi canlılar inorganik maddeleri organik maddelere çevirir diyor. İnorganik maddelere çeviren hayvanlar değil de bitkilerdi gençler. Dolayısıyla dört numaralı bilgi yanlış. Ve besin üretimi için gerekli azot, oksijen, su gibi organik maddeler doğada bulunur diyor. Bu da yanlıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız 1 ve 4. Besin piramidinin her basamağında canlı sayısı değişmektedir. Piramidin alt basamaklarında canlı sayısı üst basamağına göre daha fazladır. Bunu konumuzu anlatırken de bahsetmiştik. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde canlı sayısının daha az olması beklenir? Piramidimizi hatırlarsak en altta ne vardı? Üreticiler vardı. Daha sonra ne oluyordu? Birincil
en alttaki tabanımız üreticiler dedik. Sonra otçullar, sonra etçiller ve daha sonra hepçiler ve bunların tekrar doğaya karışmasıyla da ayrıştırıcılar meydana geliyordu. Dolayısıyla besin piramidinin en üst kısmında hepçil grubu yer almakta. Sayısı da en az olmakta. Yukarıda verilenlerden hangileri nüfus politikalarının belirlenmesinde etkili olan faktörler arasında yer alır diyor. Sosyal, ekonomik ve siyasi yapı, kalkınma hızı ve sürdürülebilir kalkınma, nüfusun ikiye katlanma süresi. Nüfus politikalarının belirlenmesinde tüm bu faktörler etkilidir gençler. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortalama insan ömrü diğerlerinden daha azdır diyor. Doğumların fazla, ölümlerin de fazla olduğu bir ülke gelişmemiş bir ülkeydi. Üçgen şeklindeki piramidi vardı ve bu piramitleri anlatırken de Bangladeş örneğini vermiştik. Almanya, Rusya, Fransa ve Kanada gelişmiş ülke oldukları için insanların ölüm süresi uzamakta. Dolayısıyla da ortalama insan ömürleri uzun olmakta. Burada az olanı sorduğu için Bangladeş diyebiliriz. Dolayısıyla D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının azaltıcı politikalarının olumlu sonuçları arasında yer almaz diyor. Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir. Evet, nüfus artış hızını aslında azaltırsak anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselebilir. Bu olumlu bir sonuçtur. Zorunlu demografik yatırımlar azalır. Evet. İş gücünde dışa bağımlılık artar. İş gücünde dışa bağımlılığın artması olumlu bir faktör değildir. Olumsuz bir faktördür. Dolayısıyla azalan nüfusta iş gücünde dışa bağımlılık artıyorsa bu olumsuz bir sonucu doğurur. Kişi başına düşen ulusal gelir artar, doğal kaynakların tüketimi yavaşlar. Bunların hepsi olumlu bir sonuçtur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bir ülkede nüfus kontrolsüz artış gösteriyorsa aşağıdakilerden hangisinde artış görünmez diyor. Doğal kaynak tüketiminde bir artış söz konusu olur. Kişi başına düşen gelirde artış olmaz. Aksine artan nüfusta, kontrolsüz bir şekilde artan nüfusta kişi başına düşen gelirde bir azalma söz konusu olur. Şiddet ve suç oranları artar, yoksulluk ve kıtlık artar, çarpık kentleşme meydana gelir. Dolayısıyla B şıkkı bizim doğru cevabımız. Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızının düşürülmesi için alınması gereken tedbirlerdendir diyor. Doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaştırılması. Evet, bu nüfus artış hızının düşürülmesini alınması gereken önlemlerden biridir. Kadınların iş hayatına girmesinin teşvik edilmesi. Bu da nüfus artış hızının düşürücü bir etkendir. Çünkü kadınlar iş hayatına girdiğinde kendine güvenleri geliyor. Çocuk doğumları azalıyor. Çünkü iş çalışması gerekiyor. Çocuğu tercih etmiyorlar. Dolayısıyla 1 ve 2 bizim doğru cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi nüfus politikalarının hedeflerinden biri değildir diyor. Ekonomik açıdan kalkınmayı sürdürmek bu nüfus politikalarının hedeflerindendir. Nüfus artışını maksimum düzeyde tutmak. Nüfus artışını maksimum düzeyde tutmak nüfus politikalarının hedeflerinden değil. Maksimum düzeyde tutarsa olumsuz sonuçlar doğurabilir. Dengede tutmak önemlidir. Bu yüzden B şıkkı yanlış. Doğal kaynakların nüfus artışını dengede tutmak, evet, ülkelerin varlığını sürdürebilmek için, evet, yaşanılabilir bir toplum oluşturmak için bunlar gerekli bir hedeflerdir. Ama B şıkkı yanlış cevabımız. Nüfus artış hızının artmasında ülkelerinden hangi ikisi için sorun oluşturmaz diyor. Nüfus artış hızını arttıran ülke için sorun oluşturmayan şıkkımız İngiltere'dir ve Almanya'dır gençler. Çünkü İngiltere ve Almanya'da doğum oranları azaldı, ölüm oranları da azaldı. Ortalama yaşam süresi uzun, gelişmiş ülkelerdir buralar. Nüfusları da azalmaya gitmiştir. Ve nüfus artışlı hızlarını arttırıcı politikalar uygularsa bir sorun oluşturmaz. Ama Hindistan ve Çin için aynı durum söz konusu değildir.
Çünkü Hindistan ve Çin en kalabalık ülkeler arasında, nüfusu çok fazla olan ülkeler arasında yer alır. Dolayısıyla 1 ve 3 bizim doğru cevabımız. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus artış hızını arttırıcı politikalarının olumsuz sonuçları arasında yer almaz diyor. Demografik giderler artar. Evet, bu demografik giderlerin artması olumsuz sonuçlar arasında yer alır. Tasarruflar azalır. Bu da olumsuz sonuçlar arasında yer alır. Üretim artar. Üretimin artması hiçbir ülkede olumsuz sonuç olarak nitelendirilmez. Üretimin artması çünkü iyi bir şeydir. Kalkınma hızı, evet, düşer, göçler artar. Dolayısıyla üretimin artması bizim doğru cevabımız. Bir ülkenin nüfus yaş piramidine bakılarak aşağıdakilerden hangisi bulunamaz diyor. Çalışma çağındaki nüfus oranı, genç nüfusun genel nüfus içindeki payı, kişi başına düşen milli gelir, kadın erkek nüfus oranı, doğum oranı. Gençler, çalışma çağındaki nüfus oranı bulunabilir. Yaş aralığına bakarsak bunu bulabiliriz. Genç nüfusun genel nüfus içindeki payını bulabiliriz. Kadın erkek nüfus oranlarını bulabiliriz. Doğum oranını bulabiliriz ama kişi başına düşen milli gelir nüfus yaş piramidinde verilmez. O yüzden cevabımız C şıkkı. Geldik son sorumuza. Bir şehrin ekonomik anlamda büyümesine yukarıdakilerden hangileri kanıt olarak gösterilemez diyor. Göç almaya başlaması. Evet, bir şehir ekonomik anlamda büyüdüyse dışarıdan göç almaya başlar. Ulaşım yoğunluğu artar. Doğum oranının artması değildir gençler. Doğum oranının artması bir ülkenin ekonomik anlamda büyümesine örnek olarak verilemez. Ama dışarıdan göç alıyorsa ve ulaşım yoğunluğu artmışsa bunlar örnek olarak verilebilir. Evet gençler, geldik bugün dersimizin sonuna. Daha sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.